Merhaba çocuklar, ben ve Saatim yine karşınızda. Bu videoyu bir önceki videonun devamı şeklinde çekmeye çalışıyoruz. İlk videomuzda hatırlarsanız zamanın ne olduğunu öğrendik. Zamanın nasıl ölçüldüğünü öğrendik. Aynı zamanda saati tanıdık sizinle. Tam saati ve buçuklu saatleri öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda ise çeyrek saatleri ve diğer normal herhangi bir saati nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Ama bunu yapmadan önce bilmemiz gereken bazı şeyler var. Hemen onlardan bahsedelim şimdi size. Hatırlarsanız geçen sene bu konuyu işlemiştik. Geçe ve kala. Bazen saat örneğin 4'ü çeyrek geçiyor diyoruz. Bazen 4'e çeyrek var diyoruz. Neye göre geçiyor, neye göre var diyoruz. Bundan bahsedelim. Siz hatırlayacaksınız. Bu sadece bütün olarak düşünelim. Kesirler konusundan sonra bu konunun gelmesi aslında bizim için iyi oldu. Çünkü bol bol kullanacağız. Şimdi bu saati bir bütün olarak düşündüğünüzde 12'den 6'ya doğru düz bir çizgiyle 2'ye böldüğümüzü düşünün. Böldükten sonra sol tarafta kalan parça ve sağ tarafta kalan parça olarak iki parçamız var. İki yarım parçamız var. Biz sol taraftaki parçaya her zaman geçiyor bölümü diyeceğiz. Sağ taraftaki parçaya ise her zaman var diyeceğiz. Aslında her zaman diyorum ama biz hiç var demeden bütün saat dilimlerini geçiyor şeklinde de söyleyebiliriz. Onu da öğreneceğiz ama biz en pratik günlük hayatta kullanım şeklini öğrenmeye çalıştığımız için ve sorularda da karşımıza bu şekilde geleceği için biz bunu geçiyor var bölümü olarak bilip saatleri buna göre okuyacağız veya buna göre karşımıza gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi ekran hemen bu bölümünde de şimdi siz de göreceksiniz. Bu sol taraf geçiyor bölümü. Biz yelkovanın bu bölümde, bu parçada olduğu her saati geçiyor şeklinde okuyacağız. Hemen bir örnekle gösterelim. Şimdi bir örnek üzerinde bunu anlamaya çalışalım. Şu an saat tam 6. Yelkovan 12'nin üzerinde, en tepede. Akrep ise 6'nın üzerinde. Yani saat tam 6. Şimdi bunu 5'er dakika 5'er dakika ilerleterek anlamaya çalışalım. Zaman 5 dakika ilerliyor. Saat 6'dan 5 dakika ilerleyince yelkovan 12'den 1'in üzerine geldiğinde 5 dakika geçmiş oluyor. Çünkü yelkovan için 2 saat dilimi arası 5 dakikaydı hatırlarsanız. Ne deriz? Şu an saat 6'yı 5 geçiyor. Çünkü geçiyor bölümünde yelkovan. Yani o zaman saat 6'yı 5 geçiyor diye okuduk. 5 dakika daha ilerlettik. 5 buradan 5 buradan 10 dakika ilerlemiş oldu. Ne oldu şu an saat? Saat 6'yı 10 geçiyor. Saat o 6'yı 10 dakika geçiyor. Peki devam edelim. Bir 5 dakika daha ilerleyelim. Şu an 5, 10 ve 15 dakika geçmiş oldu. Biz bunu nasıl okuyacağız? Saat 6'yı 15 dakika geçiyor diyeceğiz. Ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Biz nasıl tam saate, buçuklara özel bir isim olarak kullanıyorsak tam saat diyoruz, buçuklu saat diyoruz. Çeyrek saatlere de, bakın bu bir dairenin çeyreği oluyor. Her 15 dakikada bir çeyrek oluşuyor. Çeyrek zaman dilimi geçmiş oluyor saatin bütününe göre. Biz bu nedenle 15 dakikalık bu dilimlere çeyrek diyoruz. O yüzden biz saat 6'yı 15 dakika geçiyor demek yerine saat 6'yı çeyrek geçiyor diyeceğiz. Özel olarak bu çeyrek saatlerde bu ibareyi kullanacağız. Bunun aynısını var bölümünde de yapacağız ama onu sonra anlatacağım şimdi. Size devam edelim. 5 dakika daha geçsin. Saat 6'yı 20 geçiyor. 5 dakika daha geçti. Üzerine 5 dakika daha ekleyince saat 6'yı 25 geçiyor. Ve zaten ikisi de tam aşağıda 6'nın üzerinde olduğunda ise şuradan ayarlamaya çalışıyorum. İkisi de hem yelkovan hem akrep de 6'nın üzerinde olduğunda saat
6.30 diyeceğiz artık. 6.30 geçiyorlar diyebilir miyiz? Evet deriz ama bu çok fazla kullanılmıyor. Tıpkı saat 6.15 geçiyor demek yerine saat 6.00 geçiyor. Şimdi de çocuklar bu bölüme bakalım. Bu kısım ise var kısmı. Var bölümü. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. O da şu. Biz hep geçiyor bölümünde akrep 6'nın üzerindeydi ve 6.05 geçiyor, 6.10 geçiyor, 6.00 geçiyor veya 6.20 geçiyor, 22 geçiyor, 23 geçiyor şeklinde okuyabiliyoruz. Ancak var bölümünde ise henüz daha ulaşmadığımız bir noktayı, ulaşmadığımız bir saati söylemeye çalışacağız. Yani saat 6, 6'dan artık yarım saatte geçmiş ama bundan sonra sıradaki saat hangisi ise onu söyleyeceğiz. Yani sırada 6'dan sonra saat olarak 6'dan sonra kaç gelir? 7 gelir. O zaman biz 7'ye ne kadar var, kaç dakika var onu söyleyeceğiz var bölümünde. Burayı karıştırmayacaksınız. Burası önemli. Hemen örnekle gösterelim bunu şimdi. Saat artık yer kovanımız burada olsun. Akrep de hatırlarsanız yer kovanı ilerlerken akrep de bir anda ilerliyordu. 6 ile 7 arasında bir yerlerde. 7 olmuş mu? Henüz olmamış. Ama ne kadar var? Bunu söyleyebiliriz. Şu an saat 7'ye kaç dakika var? Bunu söyleyebiliriz. Hemen pratik yoldan şunu yapabilirsiniz. Şu anda benim yer kovanım 8'in üzerinde. Ben buradan itibaren 5'er 5'er en tepe noktaya 12'ye kadar sayabilirim. Buradan buraya 5, 10, 15, 20 dakikası var daha. Kaça? Saat 7'ye 20 dakikası var. O yüzden biz bu saati okurken saat 7'ye 20 var veya saat 7'ye 20 dakika var şeklinde okumamız gerekiyor. Hemen devam edelim. Bakın burada 9'un üzerinde akrebimiz ise yine 6 ile 7'nin arasında, hatta 7'ye artık biraz daha yaklaştı. Çünkü saat 7 olmak üzere. Ne kadar süresi var bakalım dakikadan. 9'un üzerinde 12'ye kadar 5'er 5'er sayıyorum. Çünkü her saat dilim arası 5 dakikaydı. Yer kovan 5 dakikayı gösterdiğine göre 5'er 5'er gidelim. 5, 10, 15. Yani saat 7'ye, şuradan 7'ye 15 var veya saat 7'ye 15 dakika var diyebiliriz. Ama tıpkı buradaki gibi, çeyrek geçiyordaki gibi, burası da çeyreği ifade ettiği için çeyrek var şeklinde söylememiz gerekiyor. İkisi de olabilir, ikisi de söylenebilir, yanlış değil. Ama biz günlük hayatta hep çeyrek geçiyor, çeyrek var şeklinde kullandığımız için bunu bu şekilde kullanmanız daha çok işinize yarayacak. Sorularda da karşınıza genelde bu şekilde gelecek. Yani o zaman ben ne diyebilirim buna? Saat 7'ye çeyrek var. Hemen ilerlettim yine. 5, 10. 10 dakikası kaldı 7. Çocuklar, saat üzerinde gösterimi bilmek kadar bu saatlerin nasıl yazıldığını da bilmemiz gerekiyor. Veya yazılmış olan saatleri okuyabilmemiz de önemli. Hemen şimdi şurada göreceksiniz. Biz saatleri yazarken önce saat bölümü yazıyoruz. Araya bir nokta veya bazen de iki nokta üst üste koyarak daha sonra dakika bölümünü yazıyoruz. O nedenle saat bölümü kaça kadar gidebilir sizce? Hani 1, 2, 3, 4, 5 kaça kadar gidebilir? Tabii ki de bir gün 24 saat olduğu için ve saat günlük saatleri bize, yani gün içindeki zamanı gösterdiği için 24'e kadar gidebilir. Hatta siz 24'ü de görmeyeceksiniz. Genelde 23'ten sonra tekrar sıfırlanıp 00 şeklinde bir sonraki saatin birimine geçtiğini göreceksiniz. Dakika bölümüne baktığımızda ise orası sizce en fazla kaç olabilir? 1, 2, 10, 15, 30, 35. Tabii ki de bir saatin içinde 60 dakika olduğu için en fazla 60 görebilirsiniz. Hatta 60'ı da göremeyeceksiniz. 59'dan sonra yeni dakika dilimine geçtiği için tekrar 0-0. Çocuklar, bir de şöyle bir durum var. Bir gün 24 saat dedik ama saatin üzerinde
saat modelinin üzerinde 12 saat dilimi var. Peki bu nasıl olacak? Bu durumda şunu yapıyor çocuklar. Akrep bir tam tur attığında 12 saat geçiyor. Ama gün bitmiş olmuyor değil mi? Hatta günün daha yarısı oluyor. Öğlen oluyor. Öğle saati oluyor. Biz o zaman akrepten bir tur daha atmasını isteyeceğiz ki tam bir gün 24 saat tamamlanmış olsun. Burada şöyle sorunlar oluşuyor çocuklar. Örneğin şu anda saat 4. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Akrebim kırık olduğu için şöyle tutmak zorundayım. Şu an saat 4 ama sabah 4 mü? Akşam 4 mü? Buna sadece buradan bakarak söylememiz mümkün değil. Tabii ki gün içinde saate baktığınızda siz havanın durumuna göre belki söyleyebilirsiniz ama bunu bir kağıt üzerinde veya herhangi bir çalışmada gördüğünüzde söylememize imkan yok. O zaman şunu kullanabiliriz. Neler yapabiliriz? Birincisi şu. Öğleden önce 4, öğleden sonra 4 şeklinde konuşabiliriz. Veya öğleden önce 4 demek yerine sabah 4, akşam 4, sabah 9, akşam 9 şeklinde konuşabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Bunda da sıkıntı yok. Ama yine de bizim için çok pratik değil. Neden pratik değil? Mesela şunu diyebilirsiniz. Sevdiğiniz bir çizgi film var. Çizgi film kanallarında olsun bu. Çünkü akşam saati söyleyeceğim şimdi size. Saat 20'de başlıyor. Şimdi sen izlemek istiyorsun ama saate bakıyorsun 20 yok. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle yapacağız. Günü tam başladığını düşünün burada. Siz yer kovana bakmayın. Yer kovanla akrep şu an biraz sıkıntılı. Bir tam tur attı. 12 saat geçti. Saat öğlen oldu. Ve bundan sonra devam edecek saatleri üzerine 12'nin üzerine saymaya devam edeceğim. Yani 12'den sonra 1 demeyeceğim artık. Üzerine sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tabi burada hemen yer kovanı da yazayım. Şöyle tam saat olsun. İşte saat 20. Artık çizgi filmini izleyebilirsin. Tabi buna biz akşam 8 de diyebiliriz. Ama birçok yerde 20 olarak göreceğiz. Ve sizden de böyle, ben de böyle isteyeceğim. Karşınıza çıkacak sorular çözerken de karşınıza çıkacak sorular da bu şekilde olacak. Saat 20. Öğleden sonra 8. Hadi çiz diyecek. İşte o zaman ne yapacaksın? 12'den sonra saymaya devam edeceksin. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Akrep 8'in üzerinde olmalı. Akşam 8 veya 20. Bunun gibi. Tabii ki uzaktan ancak bu kadar olabiliyor ama inşallah bir gün sınıfımızda da buluştuğumuzda bunu daha ayrıntılı, daha güzel, yüz yüze birebir anlatma fırsatı buluruz diye umuyorum.